Şahsiyet ve kişisel gelişim, bir insanın yaşamındaki başarı ve mutluluğun temelini oluşturur. Kişi özüne döndükçe mutlu olur. Kişi kendini keşfettikçe, yeteneklerini keşfettikçe mutlu olur. Şimdi bunu anlatan güzel bir hikayem var size. Bir zamanlar bir dağda kartallar yuva yaparlardı. Bu kartallar arasında kilometrelerce uçarak ufkun güzelliklerini seyreden ve huzurlu bir yaşam süren bir kartal 4 yumurtasıyla yaşardı. Fakat bir gün bir deprem oldu ve yumurtalardan biri tavukların bulunduğu aşağıdaki çiftliğe yuvarlandı. O çiftlikte yaşayan tavuklar kirli bir ortamda yaşadıkları için sadece karınlarını doyurmak için hayatlarını idame ettirirlerdi. O güzel kanatların onlar için hiçbir değeri yoktu. Kartal yumurtasının büyük olduğunu fark etseler de tavuklar onu kendi yumurtaları gibi kabul ettiler ve o yumurtadan çıkan kartal yavrusuna devamlı tavuk muamelesi yaptılar. Kartal yavrusu sadece tavukların bulunduğu bir çevrede büyüdüğünden kendisinin de tavuk olduğunu inandı ve onu o şekilde kabul etti. Bir gün gökyüzünden endamlı bir kartal inince yavru kartal çok şaşırdı. Bu kartal yavru kartala "Sen neden tavukların arasında bulunuyorsun? Sen tavuklarla birlikte yaşamayı değil, daha fazlasını hak ediyorsun. Bunların arasında ne işin var? Solucan yemekten ve kanatlarını kullanmadan yürümekten daha fazlasını hak ediyorsun," diye söyledi. Yavru kartal ise "Hayır, ben bir tavuğum. Ben tavuk olarak büyütüldüm. Öyle yetiştirildim. Herkes bana tavuk olduğumu söyledi," diye karşılık verdi. Şaşkınlıkla bunu dinleyen uzman kartal yavru kartala bir parça et verdi. Yavru kartal eti yedikten sonra vücudunda bir değişim meydana geldi ve kendisini daha güçlü ve enerjik hissetti. Kanatlarını açarak birkaç kez uçmaya çalıştığında gökyüzüne havalanabileceğini fark etti. Rüzgarın sesi ve gökyüzündeki sakinlik yavru kartalı adeta büyüledi. Güçlü ve hızlı olduğunu fark etti ve artık kendi potansiyelini keşfetmişti. Uzman kartal onun hayattan zevk almasına öncülük etti. Ve acemi kartal da artık gerçekten kimliğini ve potansiyelini keşfetmişti. Artık bir kartal olduğunu ve yükseklerde uçabileceğini biliyordu. İşte şahsiyet gelişim, kişisel gelişim, bir insanın gerçek kimliğini ve potansiyelini keşfetmesine yardımcı olur. Kendisini geliştirdiğinde kendini daha güçlü ve enerjik hisseder. Potansiyelini keşfeder, hayattan daha fazla tat alır insanlarda. Bu hikaye bize kişisel gelişim konusunda önemli bir mesaj veriyor. İnsanlar da kartal yavrusu gibi doğduklarında yetenekleri ve potansiyelleriyle doludurlar. Yani her dünyaya gelen çocuk %97'si üstün zekalı. Ancak bazen çevreleri, aileleri ve toplumları etraftaki insanlar kısıtlayabilir çevresi ve kendilerini sınırlayıcı sözlerle kapatabilir insan. İşte kişisel gelişim bu sınırlayıcı sözleri kırmaya, onları kafadan çıkarmaya ve kendimize daha fazla güvenmeye yardımcı olur. Kendimize inanırsak yapabileceklerimiz konusunda daha pozitif ve güçlü oluruz, motiveli oluruz. Aynı zamanda kendimizi tanımak, iç dünyamızda neler olup bittiğini anlamak, düşünce kalıplarımızı sorgulamak ve bunları değiştirmek, hayatımızın sınırlarını genişletmek için önemli bir adım. Şahsiyet gelişimi, insanın kendisini ve çevresini tanıması, hedefler belirlemesi, motivasyonun artması, düşünceleri geliştirmesi, kendine güvenini kazanması, özgüvenini arttırması gibi birçok faydası var. En önemlisi kurduğu hayallere ulaşabilmesi.